Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, işin iç yüzü programından herkese. Bir koskoca yılı geride bırakıyoruz. 2014 bitiyor. 2 gün sonra herkes 2014'ü uğurlayacak. Kimisinin işi gücü rast gitmiştir. Belki sevgiyle uğurlayacak. Ama genel anlamda baktığımızda, basında, şurada, burada, okuduğumuzda, yazılarda, halkı dinlediğimizde, genel anlamda birçok kişinin de şikayetçi olduğu bir gerçek 2014'ten. Biz 2015'i karşılayacağız ama 2014'ü göndermeden önce dedik ki 53 yıldır gazetecilik, yazarlık mesleğini sürdüren, bu ülkenin bütün sorularını, iç ve dış sorularını yakından takip eden, duayen bir gazeteci abimizi çağıralım, onunla oturalım, 2014'ün bir panoramasını yapalım. Dobra dobur yani her zaman olduğu gibi. Ne diyoruz? İşin iç yüzü programın adı. İşin iç yüzünü konuşuyoruz. Ve geçtiğimiz yılda bir bakalım sevgili Akay Cemal 2014'ü bize nasıl değerlendirecek? Ama önce tabii ki sevgili Akay abime programıma hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Akay abicim. Kırmadın eksik olma. Katıldın programa. Sağ ol. Çok değerli bir gazetecisin, çok değerli bir kalemsin, çok değerli bir yazarsın. Teşekkür ederim. Gazeteciler Birliği'nin de cemiyetinin de onursal başkanlığını yapıyorsun evet. Şu anda. Genel başkanımız da Reşat Akar ve başarılı bir yıl bekliyor gazeteciler cemiyeti tüm üyelerini diyoruz. Ve dönüyoruz 2014'e. Önce genel bir sorayım sana abi. Öyle tek kelimeyle bir cevapla. 2014 iyi miydi, kötü müydü? Olumsuzluklarla dolu bir yıl. Diyeceksin. Evet, olumsuzluklarla peki. Dolu. O zaman başlıklarımıza bakalım. Öyle başlıkları tek tek ele alalım. Mesela iç politikayla başlayalım. İç evet. Politikada iktidardan başlayalım. Sonra muhalefet, sonra halkın beklentileri, sonra çalışanlar, tüccari falan böyle gideceğiz. Şimdi ilk olarak iç politikada iktidar olarak hükümet eden kişilerin 2014'ünü bize bir değerlendir abi. Şimdi tabii ki temennimiz 2015'in 2014'ü aratmaması. O kadar ki. Yani 2014 yılında A'dan Z'ye kadar her şey olumsuzdur demiyoruz. Elbette ki bir takım iyi şeyler de yapılmıştır, yerine getirilmiştir. Ancak genel olarak bir baktığımızda not düşüktür. Çünkü bu toplumun nice beklentileri vardır. Ve bunlar yerine getirilmiş değildir. Örneğin sektörlere bakacak olursak, yani bir 40 yıldan bu yana bir narenciye üreticisi, bir hayvancı, bir başka sektör, patatesçi vesaire illaki meclis önüne inecek ve ona göre sesini hakkını duyuracak. Alabilecek. Veya kendisine söz verilecek, taahhütte bulunacak hükümet yetkilileri. Nitekim son... Yani ağlamayan çocuğa meme yok. O kabinden. Ama yani artık bu konularda bir devlet politikası oluşturulması gerekir. 40 yıldan beri maalesef bu böyle sürüyor. Hiçbir zaman ne süt üreticisi, ne hayvan üreticisi, ne patatesçi, ne diğer... Narenciyecisi vesaire gününde ödeme olmadığından hep beklenti içinde olmuştur. Ağacına bakamamıştır. Zamanında gübresini koyamamıştır. İşte petrol parası yoktur vesaire. Ağaç yani bir yerde suyunu ödeyememiştir. Çeşitli bunlar bir ardına gelir. O bakımdan yani artık bu konularda devletin kesin bir politika uygulaması şarttır. Çünkü bu üretimdir. Özellikle de Türkiye'den gelecek olan
suyu dikkate aldığımızda bu toplumda yeni bir sayfa açılacaktır. Bir şey ve sorayım. Ona göre ayağımızı denk atmamız gerekir. Bir şey soracağım. Yani aklıma geldi sen tabii, konuşurken. Tabii. Şimdi birçok hükümet gördü tabii ki bu ülke. Şimdi hükümetlerin 5 yıllık bir kalkınma planları söz konusu. 5 evet. yıllık kalkınma planı derler. Ortaya bir plan korlar. Evet. Şimdi bizdeki hükümetlerin böyle bir planı oldu mu şimdiye kadar? Tabii kağıt üzerinde var. Yani işte önümüzdeki 5 yıl içinde bunlar seçim dönemleri daha fazla gündeme gelir. Yani bu 5 yılı kapsayacak bir şekilde gündeme gelir ve solcusunun da sağcısının da, şimdi kalmadı öyle bir şey gerçi, tüm siyasi partilerin hükümet programlarında benzeri, öteden beri alışılagelmiş hususlar vardır. Gerek iç politikada, gerekse dış politikada. Yani onlar kağıt üzerinde böyle okunur ama orada kalır. Bu bakımdan pratikte artık neyin ne olması gerektiği kamuoyuna şeffaflık ilkesi çerçevesinde açıklanmalıdır. Kaldı ki her parti iktidar olmuştur. Evet. Ülkemizdeki bütün tabii, partiler tabii, iktidar tabii. olmuştur. Yani hepsinin iktidar dönemlerini biliyoruz. Yani neler yaptıklarını, neler yapamadıklarını, nelere söz verdiklerini, hangi sözleri tuttuklarını ve tutamadıklarını falan. Bunları hep biliyoruz. Şimdi iktidar dediğiniz yani ki normalde evet olumlu şeyler de oldu dediniz. Ama yani ama beklentiler yerine getirilmiş değildir. Dediniz. Bir kısır döngü içinde maalesef karşılıklı suçlamalar, efendim çekememezlik, hatta partiler eleştiriler, kendi tabii değil mi? Onu diyorum. Yani böyle bir her şeyi sarayın önünden görmek alışkanlığı. Yani güya da dünyanın merkezi saray önündür, biz her şeyi oradan idare ederiz gibisinden bir takıntı. Ve bu toplumda işte herhangi bir konuda birinin ak dediğine ötekinin kara demesi vesaire. Yani bir bırakın dış politikayı, iç politikada da bir mutabakat sağlanmış değildir. Bazı konularda yani bir çevre konusunda oy birliği esası gelmiştir. Efendim bir başka benzeri konularda da aynı şekilde yani meclis iradesini ortaya koymuş ve bu halkın beklentisi doğrultusunda karar almıştır. Ama bunlar parmakla sayılacak kadar azdır. Önemli olan yani avuç içi kadar bir ülkeyiz ya. Bu ülkede her şeyin dipkarpazdan yeşil ırmağa varıncaya kadar dört dörtlük uygulanması ve refah içinde bir halkın yaşamından mutlu, yüzleri gülen bir toplum haline gelmesi hiç de zor değildir. Yeter ki hani mecliste verilen sözler vardır. Yani seçim ve halk oylaması yasası. Ne oldu? Orada kaldı. Tüm siyasi partiler bu konuda uzlaşıya varmıştı. Evet, tüm siyasi ama, partiler. Ama bir yerde yani kamu reformu. Yıllardan beri kamu reformunu duyuyoruz, işitiyoruz ama ortada bir şey yok. Bugün halbuki, Sibel Hanım'ın bir açıklaması tabii, var. Olacak diye. Kamuda, ama kamuda laçkalık maalesef alabildiğine gidiyor. Yani bir disipline edilmesi lazım kamunun. Çünkü verim düşüyor. Bu verimliliği artırabilmek için de arkadaş bir takım eski alışkanlıkları bir yana bırakacaksın ve görevini yerine getiren memur ödüllendirilecek icabında. Getirmeyen için ceza var mı? Yok. Bu ülkede maalesef bunlar olmaktadır. O bakımdan yani kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Kamu reformu peki, çok önemlidir. İktidar için
koyduğunuz şartlardan inşallah 2015'te böyle bir şey gerçekleşir. Şimdi iktidar buydu. Muhalefet için ne diyorsunuz? Peki yani şimdi iktidar evet zayıf. Onu yapamıyor, bunu yapamıyor, şunu yapamıyor falan. İşte halk sokaklara dökülüyor, onu ödemiyor, bunu falan bilmem ne. Bu arada muhalefet ne yapıyor? Yani muhalefet 2014'ü nasıl geçirdi? Ana muhalefet partisinden tutun, diğer küçük muhalefet. Yetersiz. Yani ifade etmek gerekirse, bir ülkede en az iktidar kadar muhalefetin de sorumluluğu vardır. İyi günde de, kötü günde de. Vatandaşın beklentileri konusunda ben de katkı koydum arkadaş diyerek övünme payı çıkarmalıdır muhalefet. Ama öyle bir durum söz konusu olmadı bugüne kadar. Yani muhalefet de yetersiz kaldı bu konularda. Ses veremedi veya cılız kaldı verilen sesler. Yani görüyoruz yani bazı ülkelerde muhalefetin neler yaptığını. İktidar eğer gerçekten doğru yolu gösteriyorsa muhalefet, iktidar da onu kabul etmek, onaylamak zorundadır. Ve uygulamak. Tabii uygulamak durumundadır. Ama bu konularda da yani sadece belirli zamanlarda meclis önünde, başbakanlık önünde yapılan eylemleri veya okullarda yer alan grevleri ölçü kabul edip de onlara kimi muhalefet partilerinin destek beyan etmesi veya etmemesi bir muhalefet politikası olmaktan çıkarılmalıdır. Basit bir muhalefet yani ucuz tabii, muhalefet yapılıyor. Yani diyorsun. Muhakkak yani bunlar bir takım bildiriler yayınlanıyor. İşte bu bildirilerde hükümet edenler eleştiriliyor. Niye haklarının verilmediği sorgulanıyor. Ama sırf muhalefet olsun diye çıkarılan bu sesler gerçekten halkın beklentileri konusunda çıkarılmış olsa durum çok daha fazla değişik olurdu. Evet. Meclis televizyonu sürekli yayında. Evet. Evet. Yani hepimiz oturup zaman zaman meclisteki oturumları izleyebilme şansına sahibiz bu bakımdan baktığımızda. Ve görüyoruz ki kürsüde bir kişi, başkanlık koltuğunda vekaleten bir kişi. Evet. Meclisin salonlarına kamera döndüğü zaman bakıyoruz ya bir kişi var, o da ne yapıyorsa. Boş koltuklar. Ve boş koltuklar. Evet. Yani ne iktidardan herhangi birisi konuşurken meclisin salonunu dolu görebiliyoruz, ne de muhalefetten bir kişi konuşurken meclisin koltuklarının dolu olduğunu görebiliyoruz. Yani önce meclisin içindeki 50 kişinin birbirine bir saygısı olması lazım. Olması. Tabii saygısı olması lazım. Yani belki o konuşmaya anında veya bitirdikten sonra cevap verilebilir. O olması gerekir. Ama siyasete güven giderek tükenmekte ise işte nedenleri de bunlardır ve ortadadır. Peki halk, şimdi biz dedik iktidar muhalefet bunları konuştuk abicim. Halka geliyoruz. Halkın da bir sürü beklentileri var. Halk da meclisi görüyor. Meclisin çalışma şeklini görüyor. Siyasi partilerin kendi işlerindeki hareketi görüyor. Evet. Trafik, işte transferler, şunlar, bunlar vesaireler, istifalar, şunlar, bunlar. Bütün bir sene böyle geçti. Oradan istifa etti, oraya evet, geçti. Evet. Oradan istifa etti, oraya geçti filan. Kimin hangi partide olduğunu millet artık şaşırır hale geldi. Yani sabit olanlar da var ama sürekli gezinenler de var. Dolayısıyla halk şöyle meclise baktığı zaman bizim yaptığımız araştırmalar, konuşmalar, sohbetler, şunlar bunlar bu programlardan mesela burada yapılan programlardan tonlarca örnek çıkarabiliriz. Burada dile getirilen şey gerçekten meclisin otoritesini kendi kendine yavaş yavaş iyice yitirme durumunda olduğu konuşuluyor evet. Halk tarafından. Bunu birçok köşe yazarları da dile getiriyor. Şimdi halkın da bir takım beklentileri vardı 2014'te. Başlıkları şöyle ana başlıklarıyla sayabilirsek neydi bu beklentiler ve ne derecede bu beklentilere cevap aldılar? Şimdi halkımız her şeyden önce tüm politikacıları yani 40 dervişiz bunun içinde birbirimizi bilmişiz sözünden hareketle kimin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. İşte politikacıya
milletvekiline, bakana yanaşmakta, kendi sorunlarını aktarmakta vesaire. Yani artık bunlardan da soyutlanmamız gerekir. Milletvekili, bakan ve vatandaş ilişkileri, yani kapılarda beklemekle, aman benim işim olsun da ötekinden bana ne felsefesini bir yana bırakmak zorundayız. Bu tabii ki alışılagelmiş bir durum. O açıdan halkın beklentileri, arkadaş, yani bir liste yapacak olursak, inanın dolar daşar. Ben belki bu soruyu yanlış sordum. Bir genel anlamda halkın beklentileri genel anlamda halkın beklentileri. Bir de bireysel. Tabii. Bireyseli kendileri bu şekilde dediğiniz gibi halledebiliyorlar bazen. Genel olarak vatandaş artık taksitle yaşamaktadır. Yani %90 diyelim, belki de her ay bankalara, kredi kartları vesaire şu bu. Yani bu şekilde yaşamlarını idame ettirmektedirler. Yani hayata... Hatta ettirememekteler. Ettirememektedir birçoğu. Yani kimisi işte ev alır, araba alır vesaire, taksitler öder vesaire. Bir hesap, bir kitap içinden çıkamaz bir durum hasıl olur. O bakımdan hayatı, yaşamı aşağılara çekmek ve maaşları yükseltmekten başka çaresi yoktur bunun. Hakikaten yıllardan beri işte aynı maaşlar sürüp gitmektedir. İşte her sene asgari ücret tartışmaları vesaire şu bu. Bir taraftan zamlar yapılırken tabii, öbür taraftan yani, maaşlar olduğu yerde sayıyor. Çarşı bugün memurun maaşına bakar. Memurun maaşında eskiden artış olurdu. Çarşıda da her şey canlanır, zamlanırdı vesaire. Artık o günler de geride kaldı. O bakımdan her ne pahasına olursa olsun yaşam standardını şu veya bu şekilde yükseltebilmektir. Gerek kamuda, gerekse özel sektörde. Yani bugün asgari ücret budur, hayat pahalılığı budur diyerekten belirli rakamları ortaya koymak elbette ki gerçekçilik değildir. Halkın beklentisi genel olarak üreticinin de kazanması, tüketicinin de rahat bir yaşam sürebilmesidir. Elindeki imkanları çok daha fazla zorlamamasıdır. Bir de şu var Akay abicim. Yani sanki devlet memuru sterlin olarak ödüyormuş gibi. Dışarıdaki bütün hesaplar, alışverişler neredeyse ev kiraları, işte ev satın almaları, araba satın almaları, şu bu falan filan hep dövizle evet, oluyor. Evet, maalesef. Ve Türk lirası sürekli giderek değer kaybediyor dövizin karşısında. Bu da yani halkı çok zor durumlara sokuyor yani ödeme durumunda. Eğer sterlin borcu varsa sterline bir bakıyorsun 200 lira, 300 lira. Mesela 2014'ün başında sterlin kaçtı? 2014 tabii, sonunda kaç oldu? Mutlak yani borçlar sürede hep ikiye katlanıyor ve bir türlü ödenemiyor. O bakımdan yani ister kamu görevlisi olsun, ister olmasın, hakikaten artık burada yaşayan vatandaşın iki elini başının arasına alıp da başını iki elinin arasına alıp da düşünmesi ve ona göre hükümet edenlere gerekli mesajları vermesi lazımdır. Hakikaten dinlediğimizde bir gazeteci olarak, bir yazar olarak sorunlar çoktur, büyüktür. Her geçen gün dal budak salmaktadır. Karmaşa haline gelmektedir. Yani bugün bu bunalımdan ötürü zaten toplumda bir saygı mefhumu giderek azalmaktadır. Birbirlerine, sevgi, insanların. Tabii insanların birbirine. Yani trafik kazalarının inanın yüzde en az 50'si de yani direksiyon başına geldiğinde adamın başkasına saygı göstermediğinden bir kazaya neden olmasıdır. Bu kurallara, tabii yasalara, kurallara, saygı yani ben benim diye yola çıktığında eminim yani o yolda mutlak surette beklenmedik, istenmedik şeyler olabilir. Yani ruh haleti bozulmuştur toplumun. Bunu tüm kesimlerin
derdini dinleyerek bir formül üretebilmek bu küçücük ülkede hiç de zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Aslında işte onu da soracaktım size Akay abicim. Yani bütün problemleri neredeyse şu iktidarda, muhalefette, halkın beklentilerinde mesela şu anda bir fotoğraf çıktı ortaya. Aşağı yukarı 2014'ün bir fotoğrafını çektir şuraya evet, kadar. Evet. Daha konuşacağımız esnaf, çiftçi, memur, işçi, serbest meslek sahiplerinin sorunları var. Birazdan onlara geleceğiz ama şuraya kadar bile yani bir manzara çıktı. Muhakkak. Demek ki bir şeyler yapmak lazım. Yani artık eski sistemi bu seçimler olsun yahut işte popülizm olsun, halka yönelik olan çalışmalar daha ziyade hizmetle yapılsın falan diye bir şeyler, bir çare bulunmalı. Yani bir bayrak bulunmalı ki herkes mesela hadi olamaz diyelim ama en azından iki bayrak altında toplanıp bu ülkenin sorunlarına birlikte o iki bayrak, üç bayrak varsa da yani üç, dört evet. bayrak da varsa da en azından aklın yolu birlerde buluşulması gerekiyor. Ve bu eski sistemin artık yavaş yavaş kaybolup gitmesi, meclisin yeniden eski saygınlığını kazanması. Tabii yapılandırılması gerekiyor. Eski saygınlığını elde etmesi gerekir. Bir de abicim gazetede şey okudum. Bugün bir fotoğraf gördüm ben. Facebook'ta gördüm fotoğrafı. Gazetede değil de ama gazeteden alıntıydı sanıyorum. O da Facebook'ta şöyle bir fotoğraf vardı. Ödeme öncesi. Metağın giriş kapısı. Ödeme öncesi. Diyor. Tam takır. Bir tane bile araba yok. Geçen gün maaşlar ödendi. 13. maaşlar ödendi galiba. Ya da asli evet. maaşlar ödendi her neyse. Ödeme yapıldı. Asli maaşlar. Ve ödemeden sonra diyor bir kilometre kuyruk. Evet. Rum kesimine bir hücum var. Alışverişler hep o taraftan yapılıyor. Yani buradan kazanılan para Rum kesimine akıyor. Aktarılır. Bunun biliyorsunuz ki işte aylık bilmem kaç milyon euro falan tutmuş. Aylık mı yıllık mı ne bir hesabını yapmışlar. Korkunç bir rakam akıyor Rum kesimine. Bunun sebebi bizim tüccarlarımız mı acaba? Yani çok pahalı, çok fahiş fiyatlarla, alış fiyatının çok üstünde fiyatlarla mı bizim halka ulaşmaya çalıştırıyor ürünlerini diye düşünüyorum. Hiç de sanmıyorum. Çünkü zaman zaman özellikle ticaret ve sanayi odalarının yaptığı araştırmaların sonucunda görülmektedir ki birçok maddeler bizde daha ucuzdur. Yani hakikaten yani Rumlar dahi gelip işte bir elbisenin üzerinden bir başka elbise daha giyer, ayakkabısını giyer ve tekrar o tarafa gelir. Yasak olmasına rağmen. Tabii yasak olduğu için zaten bunu yapmak durumunda kalır. Ama bize öyle bir yasak yok. Biz bagajları doldurup geçebiliyoruz. Hayır, orada yani Rum barikatında psikolojik bir baskı var Rum'a. O baskıyı seziyor. Ama biz o kadar hoşgörülüyüz ki, o kadar demokratız ki bizde öyle bir durum söz konusu değil. Hiç ne aldı ne almadı bizim tarafta onlara bakılmıyor. Yani bir de Türk milletinde bir yabancı cazibe var öteden beri işte. Ha, buradan mı kaynaklanıyor diyorsunuz siz? Hayır yani illaki gidip de işte şunu aldım, bunu aldım, komşusuna, yakınına, akrabasına övünme payı çıkarır ondan. Hiç de gerek yok. Yani bizim, benim burada merak ettiğim şey bizim tüccarla esnaf ne yapmalı ki Rum kesimine muhtaç olmasın kimse? Daha mı kaliteli? Daha mı ne ticarette, bileyim ben, ne farkı var yani? Ticarette bunu önlemek mümkün değildir. Kolay değildir. Ama kendini bilen kişi, arkadaş, burada pazarlar da kurulur. Hadi marketten şikayetçiysen veya fiyatlardan şikayetçiysen, işte her pazar burada açık pazar kurulur. Gönyeli'de açık pazar, Mausa'da, Son Lefke'de kurulmuştu vesaire. Yani orada her türlü o yabancılar oraya gelip ben kaç kez gördüm ve oradan alışveriş yaparlar pazarlardan. Terminalde kurulan pazardan mesela. Evet. O bakımdan düşünün yani ben kaç kez yabancıları gördüm orada. Demek ucuzlatıldığında halkında pek bir tabii, şeyi oluyor. Pek tabii. Ama tabii ki her şeye rağmen yine de denetim mekanizması tam olarak full kapasiteyle çalıştırılmalıdır. İşte bu memleketin eksiği de budur. Denetimsizlik yalnız fiyatlarda değil, her şeydedir.
Yani kör tuttuğunu öpememeli. Tabii, gıdalardadır, bilmem nerededir. Yani işte zaman zaman oluyor. Çilekler, bilmem neler, ilaçlı bulundu, imha edildi vesaire şu bu. Ama onlarla kalmamalı lazım. Çünkü bu küçücük adada biliyorsunuz et kaçakçılığı da olmakta, evet, hayvan kaçakçılığı da olmakta vesaire. Ve sürü kaçakçılığı tabii olmakta. Yani o bakımdan sürü sadece bir kilo iki önlemini, kilo et geçmiyor yani. Önlemini almak, ona göre halk sağlığı bakımından elzem olan hijyene dikkat etmek ve sürekli denetleyebilmek. Fiyatları denetlemek, tabii, bütün mesele etiketleri budur. Denetlemek. Çünkü şu var, gerçekten mesela bizim balımız, geçenlerde Avrupa'nın bir ülkesinde yapılan bir çalışma sonucu, ama güneyin de aynı şekilde hem kuzeyin de, bir numaralı bal olarak ödül aldı. Evet. Bu da demek ki bizde güzel bir şeylerin olduğu görülmektedir. Yani üretmeye hazır bir toplumuz aslına bakarsanız, evet, ama ürettiğimizi tüketiciye, evet, ulaştıramıyorsak bu bir moral bozukluğu yapıyor. Motivasyon düşüyor yani üreticide de. Ama ben gene de karamsar değilim. Şu var, yani bir narenciyede bir diğer yerli üretimde biliyorsunuz bugün üniversitelerde öğrenci sayısı giderek artmış bulunmaktadır. Bu yerli üretimin gerek turistik tesislerde, gerekse üniversitelerde tüketimini daha da hızlandırmaktadır. Ve bu tabii ki topluma çok şeyler kazandırmaktadır. Yani bunun da bu şekilde bir çark halinde dönmesi üreticiye yansır, tüketiciye yansır. Ve bu ülke 365 gün, düşünün siz, turizme elverişli bir ülkedir. Bu bakımdan itici sektör olarak işte turizm, eğitim yani üniversite sektörü ve üreticinin ona göre odaklanması da lazımdır. Evet, o turizme geleceğiz. Evet. Başlıklarımızın içinde var o da. Ama siz bahsetmişken şimdi şu çiftçiyi zaten konuştuk, söylediniz, evet, ne olduğunu. Memur işte dediniz kamu hizmetleri. Laçkalıktan kurtulmalıdır bir defa. Evet, dediniz. Kamu reformu yapılması şarttır. Peki şimdi bir de şey var ya, bu işçi ki bu işçiler sayesinde bu organize sanayi bölgesi, Lefkoşa'nın olsun, Alayköy'ün olsun, Mavsa'da olsun, şurada burada olsun, bu işçiler sayesinde ayakta durabiliyor bu ekonomi. Yani bu işçiler çalışıyor, evet, bunlar evet, evet, yapıyor bütün işleri. Ama gel gelelim Akay abi, asgari ücrete bir bakıyoruz. Asgari ücret belirlenmesi dönemlerinde öyle bir rakam, öyle komik bir rakam çıkıyor ki sterlinle ev kirası ödüyor bu millet. Mesela 300 sterlinden aşağıya da ev yok neredeyse. Ne olursa olsun tek odalı, iki odalı, üç odalı, 300 sterlinden aşağıya kiralık ev bulamıyor bu insanlar. Burada ev sahibi olamayacaklarına göre de bunlar işçi takımı. Evet. Yani işçi sınıfı. Dolayısıyla en çok ezilen kişiler de bunlar. Üstelik oturma izinleri, çalışma izinleri vesaireler, evet, harçlar, evet, devlet bilmem neleri, şunlar bunlar. Yani bir sürü ağırlık altında da eziliyor, evet, bunlar. Evet. Yetmezmiş gibi. Bir de asgari ücrete bakıyoruz. Bu asgari ücretle birlikte bu ev kirası çıktıktan sonra, çocuklarını okula gönderme, şu bu vesaire, yıllık masrafları çıktıktan sonra asgari ücret çok komik bir rakam. Evet. Yani bunun iki katını da dahi verseler ancak bir aile belki işte çalışır. Şu anda yoksulluk derecesinde işçiler çalışıyor bu ülkede. Bu ne yapılmalı? Bu asgari ücret nasıl şimdi halledilmeli? Ne olmalı yani? İktidarın bakış açısı bunlara pek de olumlu değildir. Olmasa da olurlar yani. Ha, şimdi belki bazıları bana bu konuda eleştiri getirebilir. Ama her zaman savunduğum bir şey var. Nerede hareket, orada bereket. Öyle 200 bin, 300 bin kişiyle bu adada kesinlikle arzulanan düzeye ulaşılamaz. Ben nice fırıncılar, diğer sanatkarlar gördüm. Eyvallah deyip geri dönüş yapıyorlar. Niye? Türkiye'de yaşam koşulları çok daha iyileşmiştir. Evet, düzeltildi. Düzeltildi, iyileştirildi.
İşte benim bütün ailesini demek, toplayan valizini alıp dönüp gidiyor Türkiye'ye. Demek istediğim aynı iyileştirmenin burada da olması. Ne yazık ki yani vermek istediğim mesajdan biri oydu. İyileştirilemedi. Gerekir. Bugünlerde bir yakın dostum bir otoda teknik eleman. O da işte yılbaşına falan ülkesine kesin geri dönüş yapacak. Yani niceleri var. Binlerce insan ve gün gelip biz teknik eleman bulamayacağız. Bu gidişle. Usta. Usta, kalfa neyse. Çünkü Türkiye'de durumlar dediğim gibi iyileştirilmiştir. Bir hesabını kitabını yapar. Der ki ben orada ev kirası vermeyeceğim. Ben belki biraz düşük alırım. Belki. Aynı parayı da alacak olanlar var. Daha fazlasını hatta teklif edip de ona göre pırtısını pırtısını toplayıp dönenler vardır. Ve bu tabii ki bu ekonomiye, fabrikalara çok tabii, büyük zarar sekte yani olacak. Yani bugün farkında mısınız siz? Gazeteler devamlı surette eleman arayışı içerisindedirler. İlan vermektedirler. Bu bakımdan yani bunları şimdi hakikaten adam fakirlik sınırında kalmasın, yoksulluk yaşamasın ve rahat bir geçim sağlayabilsin. Ama burada herhangi bir ayrım yapılmaksızın. İster Türkiye'den geldiği zaman da burada vatandaş oldu veya olmadı. Ve yerli halkın hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin bu insanların refahını, yaşam gücünü, seviyesini yukarılara çekmek bu devletin, bu hükümetin boynunun borcudur. Evet. Bakıyoruz. Evet, vaktimiz var. Demek ki şeyi konuşabiliriz. Şu sendikalara atlayalım istersen birazcık. Bu konuyu geçmeden yani ekonomi şu bu falan demişken asgari ücret dedik. Sendikalar 2014'te ne kadar başarılı oldular yani şimdi sizce? Onlar da kendi kendilerini eleştiriyorlar. Bir bakıyorlar ki öyle ikide bir eyleme gitmekle, greve gitmekle işler yolunda gitmez. Yani bunun bir başarı olabilmesi için masaya yumruğumuzu vurduğumuzda yer gök inlemelidir. Eskiden böyleydi. Rahmetli Necati Taşkın bir örnek sadece. Türksen Genel Başkanı iken öyle ikide bir eylemdir, grevdir. Kesinlikle yapılmazdı. Ama yani eylemler ayağa düştü. Ayağa düştü. Yani şimdi, her şeyde eylem. Şimdi nasıl grev. Ki politikacılara olan güven yitirilmektedir hızla. Aynı şekilde sendika da bundan yıpranmış vaziyettedir sendikalarda. Çünkü yani en basit işte Alayköy İlkokulu'nda bir odacı yoktur diye greve inmek ne denli doğrudur sorusunu sormak lazım burada. Bu bir örnek sadece. Daha evet, hakikaten müdür yoksa müdür muavini mi, öğretmenler eksikse tamam uyarıda bulunulur. O okulda eyleme gidilir ama diğer okullarda değil. O bakımdan amacından saptırıldı mı sendikal hareket, o giderek saygınlığını yitirir ve kamuoyu nazarında da ona göre notunu alır. Yani her fırsatta eyleme çıkmak, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek tabii, amacını taşır muhakkak gibi bir görüntü arz ediyor. O bakımdan da artık eylem yapılmasının da bir değeri kalmıyor. Yani giderek. Eylem gerçekten son çare, son grev. En son. En son çare olmalı. Masada halledilmeli, tabii, konuşarak halledilmeli. Ama burada da diyorsunuz ki işte hükümet bir otorite hakikaten cevap verebilmeli bazı şeylere. Eğer kendisi haklıysan o konuda vatandaş seni alkışlar. Hakkını alabilmek için herkes arkanda durur. Evet. Ve söke söke de alırsın hakkını. Hak aramanın da yolları tabii, var. Tabii. Yani üslubu var, öyle, yolu var, yöntemi var, formülü var. Şimdi sevgili Akay abicim, sendikalar da başarısız oldu. Yani kendileri de itiraf ediyorlar. 2014 doğrudur, işte itiraf ediyorlar. Böylesine bak, iktidar, muhalefet, halkın beklentileri, işte tüccarın beklentileri, esnafın, memurun, işçinin, serbest meslek sahiplerinin durumlarını.
Hep koyduk, hatta sendikanın da koyduk işte orta yere. Dolayısıyla ekonomi, enerji, ulaşım, yollar, asgari ücreti de konuştuk. Onu da karalıyorum. Ve ekonomi, enerji, ulaşım, yollar. Şimdi konu başlıklarımız bu. Ekonomi ne durumda sizce yani bizde? Böyle hani bütçe görüşmeleri yapıldı. 6 katrilyon, yani eski para benim söylediğim. 6 katrilyon bir bütçe. Türkiye'de kabul etti o parayı ödemek üzere. Ve bu 6 katrilyon geliyor, 6 ay dayanıyor, 7 ay dayanıyor. 6. 7. ayın sonunda tekrar ek bütçe isteniyor. Ve elçilik geçenlerde siz de biliyorsunuz ki bir açıklama yaptı. Sürekli ek bütçe peşinde koşturmak yerine yeni çareler üretip yeni kaynaklar yaratma yoluna gitmeli. Evet. Türkiye ile işte bu şekilde ilişkileri de bozuk gösterebiliyor. Buradaki müracaatlar, işte redler falan filan olursa iki ülkenin arası açılıyor şeklinde yorumlar da var. Evet, şimdi bu ekonomi durumu ne olacak? Yani bu ülke neden kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale getirilmiyor? Durabilmek oldukça zordur bugünkü sistemde. Çünkü bugün ne kadar müşavir ordusu vardır? Yani bakacak olursak, o müşavirler bu ülke uğruna, bu ülkenin geleceği kalkınması yönünde en deneyimli dönemlerinde katkıda bulunamazlar mı? Yani bir uğraş verebilirler. Ama gelen hükümet bu benim adamım yani istenmeyen, değildir. Lanetli, hastalıklı tabii, kişiler olarak onlar bugün, uzak tutuluyor. Tabii. Neden? Ha, yenileri alınıyor. Bu defa gelen bir başka hükümet onları çıkarıyor. Müşavir ordusu. Peki oraya verilen paralar, bütçeden çıkan. Bu bir örnek sadece. Ama bunun yanında, yani işte Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı batırdık. Peki bu hava yolu istedikten sonra elinde dünya kadar imkan vardı. Niye çalıştırılamadı? İşte devlette de olan kamu görevlisi sayısına bakacak olursak, yani buna gülerler yani. Bugün bir diğer özel hava yolu şirketlerinde kaç kişi çalışır? Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda kaç kişi çalışırdı? Nedenlerinden biri sadece bu. Sadece biri. Ya, hava yolu demişken, yani konu dağılacak belki ama. Kıbrıs Hava Yolları'nın şeyi. Şu Kıbrıs Hava Yolları'nın. Sayın Serdar Bey. Sayın Serdar Denktaş'ın enteresandır. Çılgın teklif diye bir teklif sunduğunu, hatta kimilerinin dalga geçtiğini, yani madem vardı o kadar para niye Kıbrıs Hava Yolları'nı kurtarmadın falan gibilerden. 80 milyon euro falan mı? Ne? Ama bu hazır hava yolu elde. Kolay. Hı? Bu elde hazır bir hava yoludur. Evet. Belki de güzel bir başlangıç olur. Bir ortaklık olur. Sizce kabul eder mi? Böyle kesinlikle şey? Kabul etmez. Yani. Kesinlikle ama kabul teklif etmez. Edildi. Ha, yani o öyle bir jest. Her zaman yapılabilir. Niçin olmasın? Elektrik zamanında Roma elektriği vermedi mi? İhtiyaç hissettiler ve rica ettiler. O konuda bir jest yapıldı. Yani ve bunun arkasında tabii, bayağı şey var yani. Tabii. Ortak havalanı, limanlar vesaireler bütün bu konuları kapsar bu iş. Yani şimdi yani, zamanımız sığmaz buna. Tabii. Geçtik bunu bir konuştuk. Sadece öylesine söyledim. Şimdi şeye, bu enerji elektrik konusuna gelelim. Yani, dünyanın en pahalı enerjisini kullanıyoruz. Petrolünü kullanıyoruz. Bir aynı parça şekilde. Doğrudur. Yıllar boyu bacaya bir filtre takamadık. Ne acıdır. Yani gelmiş, tekneceye takılmadı, öbürüne taktılar. Takıldı en nihayet. Evet. Acaba o da denetlenir mi? Mesele bu. Gelmiş geçmiş hükümetlerin ayıbıdır bu. Bir filtre takamamak gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ayıbı. Yani ya gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin birçok ayıbı var. Tabii, sıralayacak çok, olursak bu da bir tanesi. Örnektir bu. Yani neden bu elektrikte Türkiye'de biz, yani dünya kadar şey var. İşte kardeş belediyeler var, bilmem neler var falan. Onların gücü dahi yeter bir filtre alıp da hediye etmeye. Evet. Ama bunu başaramadık. Bir acizlik var. Geç karar verme
olayı var. Bizim bu ülkede hükümetlerin öteden beri. Yani yara bellidir. Ama merhemi bir türlü anında sürmez. Bekler o yara derinleşsin ve ona göre tedavi yoluna gitsin. Bu her konuda böyledir maalesef. Öyle ani kararlar verebilmede aciz bir durum söz konusudur. Bu elektrikte ne yapılabilir? Evet, ben yani... bu konuda şunu iddia ederim. Yani işte bir gazetede şey çıktı, yani Alman bilmem ne firması Rum telekomünikasyon dairesine galiba alıcı olarak satın almak istiyormuş vesaire. Bir defa her şeyden önce gerek elektrik, gerekse telekomünikasyon stratejik bir konumdur. Yani bir savaş durumlarında bunları biz gördük. O bakımdan yani kendinin yönetememesi durumunda bir başkasının çıkarları söz konusu olur ve savaşta büyük riskler taşır. O açıdan yani Türkiye'den gelen yetkililer de söylemiştir. Suyun yanı sıra elektriği de bu ülkeye getireceğiz şeklinde. Ben elektriğin Türkiye'den getirilmesine razıyım arkadaş. Bu işi kökünden çözer. Evet. Yani başka çaresi de yoktur. Yani özelleştirilme bir çare olabilir mi? Elektrik yani kurumunda şimdi, olsun, telekomünikasyonda olsun. Yani başında onu söyledim işte. Özelleştirme belki olabilir. Özelleştirme perde gerisinde yabancı var mı yok mu? Düşünün siz ki biz bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ertesi gün ilan edeceğimizde tüm dünya ile irtibat, telekomünikasyon susmuştu. Bilinçli olarak. Bilinçli olarak. Çünkü müdahale edilip de gerçekleşmeyebilirdi. Evet. O bakımdan çok önemi vardır. Yani kontrolün devletin tabii elinde olması. Stratejik diyorsun. Evet. Madde dediğim budur zaten. Anladım. Peki sevgili abicim. Şimdi bir de hellim gidiyor, elden gidiyor hellim. O konuda ne düşünüyorsun? Ya ben çok yazdım bu konularda. Bakın yani hellim derken şimdi değer izleyenlerimiz bir program yapmıştık Ali Çıralı'yla ve Züğürt, Sayın Züğürt'le. Evet. Bir program yapmıştık ve orada hellimin tescilini işte Rumlar yapmak üzere falan. Hellim elden gidiyor. Eğer bu tescil Rumlar tescili elde ederlerse ülkenin %25'ini ekonomisi, ülke ekonomisinin ihracatın %25'ini kapsıyor bu ekonomimizde. Çok önemli bir kalemdir. Evet, %25. Doğrudur, 4'te 1. Doğrudur. Yani bu elden giderse ne olacak? Şimdi Avrupa Birliği yetkilileri sanıyorum bu tarafta da gelip gerekli çalışmaları yapmışlardır. Güneyde de, kuzeyde de. Yani burada Avrupa Birliği en azından insaf diyebilir. Zamanında bize verilen sözleri tutmadı. Hiç olmazsa bu konuda. Yani bu Kıbrıs Türkü'nün ve Kıbrıs Rumu'nun müşterek ürünüdür. Yıllardan beri bu böyle devam ede gelmektedir. İşte ispatı diye. Ona göre rapor hazırlayıp hellim de yazmalıdır üzerine, hallumi de. En geçerli yol, bence yöntem budur. Da. Avrupa Birliği, sanırım bazı organların yetkilileri bu konuda ısrarlıdır. Ama sonunda gene siyaset galebe mi çalar, onu bilemeyiz. Yani daha kapıya dayanılmadı. Fakat adilane olan, hellim de yazsın, hallumi de yazsın arkadaş. Çünkü bu sadece Rum'un malı değildir. Ben kabul ediyorum, Rum da yapar. Ama Türk'ün de malıdır aynı zamanda. Bu Kıbrıs'a özgü bir üründür. Birçok ürün var. Tabii. Bunun arkası gelecek. Tabii. Ceviz macunları var vesaire vesaire. Bir sürü ürünlerimizi arkası arkasına onların da tescilini isteyecektir. Eminim. Yani Rum bunu yapar. Yani bekleriz. Diğer ülkelerde de yaptı zaten. Evet. Peki, yani o işte tehlikede ama Avrupa Birliği'nin insafına da kaldı bir yerde diyorsunuz. Avrupa ama bizim tarafta da sanayi odasının... Gerçekleri artık bir yerde az da olsa görmesi lazım. Çünkü bu toplum artık
Yani, vallahi Akay abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer onların insafına kaldıysak ben yandık diyorum. Yani şimdi bir üyesidir o. Kaldı ki yani bizi Avrupa Birliği'nin amacı da işte burada güzel bir çözüm değildir. Yani onun amacı da işte Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yamalamak. İşte siz de azınlık haklarıyla idare edin gitsin zihniyetiyle bir politika oluşturmaktadır. Evet. Abiciğim 7-8 dakikamız kaldı. Yani dış politikaya bir parça şöyle 3-4 dakika bir zamanımız var. 7-8 dakika kaldı program bitmesine. Yönetmenden uyarı aldık. Biraz da dış politikadan bahsedelim. Yani 2014'e nasıl başladık? 2015'e nasıl giriyoruz dış politikada? Yani bu anlaşmalar vesaireler. Anastasiadis'in masadan kaçması, şu bu filan. Bunları konuşalım birazcık. Anastasiadis, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkanı olarak bir defa 10 ay kadar masaya gelmedi. Benim dedi kendi iç sorunlarım vardır. Güney Kıbrıs ekonomik kriz dönemi yaşamaktadır. İşte onlarla uğraşıyorum. O bakımdan müzakere masasına hiç de acele yoktur. Ve böyle tükendi günler gitti. Bizim tarafın tüm iyi niyetine rağmen en sonda bir ortak açıklama üzerinde mutabık kalındı. Ve o ortak açıklama gereğince masaya oturuldu. Ama yine de böyle tökezleyerek müzakere gitti. Şimdi gelinen noktada işte bir takım gerekçeler, bahaneler uyduruluyor. Efendim Rum tarafı bu arada yani Başpiskopos Hristostomos işte Türkiye gerçekleri gerçeklerin görülmesini istediği sürece bu bir çözüme varmak mümkündür. Mümkün değildir diyor. Yani düşünün siz 1974 öncesi duruma dönüş istiyor. Onun gerçeklerden korkması da bundandır. Bu bakımdan yani müzakere sürecinde bir sonucun bu aralar 2015'te de ben bir uzlaşıya varılabileceğini düşünemiyorum. Ben Şubat, Mart falan gibi tekrar masaya döneceğini olabilir, düşünebilirim. Olabilir. Yani Anastasiadis'in baskılarla falan. Tabii ama yani şimdi paylaşımda yokturlar. Yani ben tanınmış bir ülkeyim. Ben Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyim aynı zamanda. Niye bunları, bu nimetleri ben Türklerle paylaşayım gibi bir tavır içindedirler. Eğer kendilerine bakacak olursan haklı da olabilirler. Onların pozisyonda biz olsak ne derdik? Yani demek istediğim vaziyet budur. Ha bu arada Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi elinde bir takım avantajları yok mu? Elbette vardır. Biz de kendi avantajlarımızı günü geldiğinde ortaya koymak zorundayız. Ama günün sonunda şu var. Paylaşımda yokturlar. Zorlama diyor. İçimizden bazı siyasiler işte Rumları zorlamalıyız vesaire. Nereye kadar zorlayabilirsin Rum'u? Yani Rum'un Seni zorlayabiliyor aslında çözülüyorsun. Annan planına hayır diyen bir Rum'u annan planına bile hayır diyen bir Rum'u sen zorlayacaksın. Nasıl zorlayacaksın? Ne ile? O bakımdan biz görüşmeler varsın. İster devam etsin. İster dursun. Ama böyle de sürmesi hep bu, ambargolar altında bir Kıbrıs Türk halkı. Ama bizim de elbette yapabileceğimiz bir takım görevler vardır. Öncelikle kendi evimizin düzenini kurmak, az önce söylediğim gibi hayatı iyileştirmek, hayat şartlarını, evimizi sağlamlaştırmak, elimizi de güçlendirmek ve kendi işimize bakmak. Evet. Ha, kendi işimize bakarken elbette ki ana vatan Türkiye ile ilişkilerimizi de bozmamak, sağlam en olmak. İyi bir şekilde doruk noktada bulundurmak ve ona göre bu iyi ilişkileri, gelişmeleri buraya yansıtabilmek.
Öyle, budur önemli olan. Vatanlığa tabii, açacak açıklamalar yapmamak. Pek tabii. Pek Türkiye aleyhine çirkin kelimeler sarf etmemek falan da bunların içinde tabii. Mutlaka, evet. Mutlaka. Peki, sevgili Akay abicim. Tabii ki yani bu arada konuşacak çok şey kaldı. Yani daha neler neler var 2014 yılında, evet, yaşadığımız doğrudur. Bir sürü çok çirkin olaylar var, çok kötü olaylar var. Çok güzel olaylar da vardı aslına bakarsınız dediğiniz gibi olumlu yönleriyle. Yani şöyle diyebiliriz, acısıyla, tatlısıyla bir 2014 ama daha ziyade acısıyla bir 2014 uğurluyoruz. Gitsin. İnşallah 2015'te her türlü ekonomide olsun, işte sosyal yaşamda olsun, dış politikada, iç politikada olsun, eğitimde olsun, turizmde olsun, her türlü şeyde olumlu adımlar atılması dileğiyle diyelim. Sizin son sözlerinizi alalım ve kapatalım programı. 2014 çileli bir yıl oldu. Bu arada toplum çok değerli bazı simalarını kaybetti. Ya. Onlara da buradan rahmet dileriz. Ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz aynı zamanda. Ve 2014'ü aratmayacak, devamlı surette sevgi, saygı ve hoşgörüyü kucaklayacak bir toplumun, bir halkın oluşması için devletin de, hükümetin de kendine düşen görevleri yapması gerektiği inancındayız. Bu çünkü giderek toplumda bir müthiş yozlaşma vardır. Bunu dikkate alarak çeşitli sektörlerde sorunlar varsa anında dal budak salmadan çözüm yönüne gidilmesi, çözülmesi ve hakikaten işsizler ordusunu nasıl değişik sektörlerde istihdam ederiz düşüncesiyle yola çıkılması en büyük beklentilerden biridir. Çünkü bu toplumda üniversite mezunu olup da yıllardır işsiz olan, göç yollarını arayan gençlerimiz vardır. Bu beyinlerin dış ülkelere gitmesi bir yerde bizim kaybımızdır. Çok büyük. O bakımdan yani tüm bunları dikkate alarak bu küçücük adada özellikle 365 günün turizme elverişli olduğu bu adada çok şeyler yapılabilir. Bizim de beklentilerimiz bunlardır. Belki de ulusal herkese, bir hükümet bu işi çözer tabii, diye düşünüyorum. Herkese bu yönde sağlıklı, mutlu yıllar dileriz. Daha güzel olsun dileklerimizi de bu vesileyle sunarız. Çok teşekkür ederiz Sayın Cemal. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, işte yılın son programıydı bu program. Akay Cemal'la bir panoramasını yaptık 2014'ün. Gerçekten çok üzücü de günlerimiz oldu. Çok büyük kayıplarımız oldu. Allah göstermesin bütün değerlerimizin, bütün yaşayan insanlarımızın bu memlekette değerlendirilmesini, vefayla anılmasını, vefayla takdir edilmesi beklentisi içerisindeyiz 2015'te. Yani bu vefasızlık olayı bir defa galebe çaldı, aldı başını gidiyor. Toplumsal barış tehlikede, bazı açıklamalar, bilinçsizce yapılan işte konuşmalar, kilit noktalardaki kişilerin özellikle yaptığı bu konuşmalar toplumsal barışı tehdit ediyor. Dostluk, abilik, kardeşlik, annelik, babalık gibi duyguların yeniden bu memlekette körüklenmesi ve milletin birbirine dört elle sarılması gerekiyor. Sarılmadığımızda neler oluyor görüyoruz. Sarıldığımızda inşallah neler olacak onları da göreceğiz. Ben de hepinize hayırlı, uğurlu bir 2015 yılı diliyorum efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Diyalog TV tüm çalışanları ekibi olarak da. Hoşça kalın.